Efendim Haber Odası'na hoş geldiniz. Haber Odası'na çok değerli bir konuğumuz geldi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Aynı zamanda siz gazetecisiniz, televizyoncusunuz, oyun yazarısınız. Habere girmeden önce dedi ki bu veteran dedi. Evet veteran dedim. Veteran herkes bilmez. Siz radyo oyunu, tiyatro oyunu, programlar yaptınız. Radyo tiyatroları yazdım. Televizyonculuk yaptım ama mesleğe dergicilikle başladım. Dergicilikle başladınız. Ya günlük gazete dışında her alanda çalıştım. Her alanda çalıştınız. Evet. Yabancı değilsiniz. Şimdi kadınlarla Büyük Türkiye yolunda 81 yılda kadın emeği Türkiye'nin istikbali buluşmaları. Kaçıncı yıl Kayseri? 31. yıl. Buradaki amaç nedir? Burada amacımız şu. Kadınlarla ilgili özellikle son 20 yılda çok düzenleme yaptık AK Parti hükümetleri olarak. Bir kısmı belki bazıları daha önce başlamış olanlar da vardı ama sahaya indikçe, sahada oldukça görüyoruz ki bunlar yeterince bilinmiyor. Halbuki bizim en büyük isteğimiz kadını hem eğitimle, hem istihdamla, hem de karar alma mekanizmasıyla güçlendirmek. Yani oralarda varlığını, etkinliğini artırmak. AK Parti'nin temel politikalarından biri bu kadın politikalarından. Ve biz de bunun için bu bilinirliğin artmasıyla ilgili bir seferberlik başlattık aslında. 6-7 kurum var. Bazı illere göre bu kurumlar değişiyor. İşte KOSGEB, tarım, orman, ormanın mikro kredileri var çünkü Orköy kapsamında. Efendime söyleyeyim, TKDK olan iller için TKDK var, kalkınma ajansları var, Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatiflerine destekleri var. Ve bu her bir kurumun kadınlara pozitif ayrımcılık yapan hibeleri ve fonları var. Sıfır faizli, işte ilk 2-3 yıl geri ödemesiz, sonra ödenen programlar. Ve biz özellikle hem kadın girişimciliğini artıralım, hem de bunun için kurumların içinde bir de İşkur'da var, onu da ilave edeyim. Hem de kadınların işkurun bazı programlarıyla istihdamını artıralım diye baktık ki bunların bir kısmı az biliniyor. Ya da kadınlar biliyor olsa bile nerede başlayacaklarını, nereye gideceklerini ya bilmiyorlar ya da cesaret edemiyorlar. Aslında şunu yapabilirdik. Biz genel merkezden birkaç hatip gönderip illerde bunları anlattırabilirdik. Ama bu sefer de biraz uzak oluyor. Gerçeklik duygusu çok olmuyor. Onun için biz programı kurgularken ildeki muhatapları anlatsın dedik. Yani KOSGEB'den bir temsilci gelsin anlatsın. Tarımdan bir temsilci gelsin anlatsın. Çünkü o ilin kadını o kişinin kapısını çalacak. Onu bilsin. Bir de o programların herhangi birini kullanan kadınlar var. Yani az biliniyor ama bilip de kullananlar var. Ve bunlar başarı hikayeleri. Bir ikincisi o kadınların gittik. Hem işletmelerinde ufak cep telefonuyla da olsa böyle amatör evet. Çekimler yaparak. Kadınları da salona davet ederek. Kendi ilinde bu işi başarmış bir kadınla da tanışsın istedik o salondaki katılımcılar. Bir de şunu söylemem lazım, biz bu toplantıları sadece partililerimize yapmıyoruz. Halka açık çağrıya çıkıyoruz, duyuruya çıkıyoruz. Dün Emine Hanım buraya telefonla bağladık, kendisi de söyledi. Herkes açık, parti şeyi değil. Ne kadar çok kadın bilirse bizim için o kadar iyi. Çünkü bunlar kadınlara açık programlar. Ve biz burada... İşte müdür 3-4 dakikada kadınla ilgili verdiği desteği anlatıyor. Kurumun müdürü, temsilcisi ya da uzmanı kim geliyorsa. Bir kadın başarı hikayesini dinliyoruz ve hemen diğer kurum. 6-7 kurumu 1-1,5 saatlik bir organizasyonla bir salon kadına bunu bilinirliğini artırmak istiyoruz. Bu burada kalmayacak. Şimdi teşkilatlarımız bu toplantının benzerlerini ilçelerinde yapacaklar, mahallelerinde yapacaklar. Gidip anlatacaklar. Biz ne kadar çok kadın bunu bilirse ve bilme oranı arttıkça başvurular, yeni girişimler olacak. Ve şuna inanıyorum ben Murat Bey, açıkça söyleyeyim. Biz Büyük Türkiye hayaline inanıyoruz, idealine inanıyoruz. Bu olacaksa kadın erkek beraber olacak. Başlıkla, bu kadınlarla olacak. Başlıkla bu yüzden mi? Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda. Evet, başlığı onun için kadınlarla Büyük Türkiye yolunda. Sabah Erciyes'e gittiniz. Hı-hı. Önce Erciyes'i nasıl buldunuz? Erciyes bizi bağrına bastı. Nasıl bulalım? Erciyes'in eteğine yaslanmış bir Kayseri. Ben zaten Kayseri'ye her gelişimde aynı duyguya kapılıyorum. Daha şehre girer girmez böyle pırıl pırıl bir medeniyet şehrine giriyoruz. Siz Kayseriler hep ticaretle konuşulur dışarıda ama şehre geldiğinizde buranın hem bir Selçuklu şehri hem bir Osmanlı şehri hem bir Cumhuriyet şehri olduğunu görüyorsunuz. Cumhuriyet'in yüzü de var bir parça işte modern tesisleriyle falan evet. Erciyes'te. Büyüyen bir Kayseri gördük bugün. Şimdi Erciyes'teki toplantıda özellikle STK'lar vardı. Siz AK Parti hükümetlerinin temel direği olan sivil toplum örgütleriyle işbirliğine büyük önem veriyorsunuz. Birçok çalışma geçmişte de STK üzerine. Bugün de STK'lar yaptınız. STK'ların önemi? Şöyle biz gittiğimiz yılda önce STK'larla buluşuyoruz. Bütün kendi diğer gündemimizden önce. Bir defa bir şehrin nabzını tutmamızı sağlıyor. Yani şehirde çünkü bugün neredeyse 40'a yakın kadın vardı orada.
Sendika temsilcileri vardı, engelli dernekleri vardı, efendime söyleyeyim yardım dernekleri vardı. Sahayı onlar biliyor. Bir şey aksıyorsa da önce oradan alırsınız bilgiyi. Yani sivil toplumdan alırsınız. Ya da bir yeni ihtiyaç varsa, yani bir mevzuat ihtiyacı olabilir, bir kanun ihtiyacı olabilir, bir yeni düzenleme ihtiyacı olabilir. Onları da hep sahadan alırsınız ve ben kendim de siyasete, sivil toplum kökenli bir siyasetçiyim. Evet. 17 yaşında başladım bir derneğin kapısından girdiğimde. Ben özellikle sivil toplum kuruluşlarının siyaseti besleyen ana damarlardan biri olduğunu düşünüyorum. Halkla temas kurmak, sahadan doğru bilgi almak için. Onun için gittiğimiz ilde ilk toplantıyı sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyoruz. Şimdi burada da yaptığınız bir cümle var. 19 yılda kamu kurumlarının ciddi hibe ve destekleri var dediniz. Ama bu bilinmiyor dediniz. 19 yılda niye anlatılamadı bu? Hayır, anlatılıyor. Anlatılamama sorunu yok. Ama şimdi şöyle bir şey. O kadar çok şey yapıyoruz ki. Hani yapmaya devam ederken belki biraz anlatmayı ihmal etmiş olabiliriz. Hatta ben alanı bildiğimi iddia ediyorum. Bakın söyleyeyim. Ben işte 17 yaşından beri kadın çalışıyorum. Evet. Benim alanım sivil toplumda da, siyasette de. Ama o kadar hızlı iş üretiyoruz ki mesela Orköy'ün mikro kredilerini bu kadar çeşitli olduğunu ben bile bu projeye başlayınca öğrendim. Yani orman köylüsü kadına Orköy projesiyle Orman Bakanlığı'nın dikiş makinesi verdiğini, kumaş verdiği mikro krediyle. Siz de. Biz bile yeni öğreniyoruz yani o kadar hızlı, o kadar çok iş yapıyoruz ki. Yani o yaptığımız iş belki anlatma geride kalıyor, anlatmaya vakit bulamıyoruz. Gittiğiniz illerde bir gördüm, çay mı, eke mi yapıyordunuz? Bir kıyafet giymiştiniz. Hangi? Rize'de evet. Ben de aslında Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğuyum ama bizde fındık kültürü var, çay değil. İlk defa beni çay bahçesine soktular. Bir çay mevzu oldu. Dediler ki bana çay içeceksin, önce hak edeceksin dediler. Emine Başkan burada pastırma doğrattı mı? Yani avlu aklıma geldi de bilmiyorum. Valla Kayserilerin imtihanı zor olur. Peki pastırma işe alıp. Pastırma yemeği tercih ederim o zaman. Siz ilk bu projede Hakkari'ye gittiniz. Niye Hakkari? Hakkari şunun için, aslında biraz öykündük Sayın Cumhurbaşkanımıza. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'deki ilk seçim beyanamesini Hakkari'de okudu ve ilk mitingi Hakkari'de yaptı. Ben de görev alınca Sayın Cumhurbaşkanımızdan müsaade istedim. Müsaade ederseniz dedim, biz de Hakkari'den başlayalım sizin gibi. Bizim için de çok ciddi bir deneyim oldu. Ben Hakkari'ye daha önce defalarca gittim, Yüksekova'ya, Hakkari'ye. Hem Hakkari'nin değişen yüzünü görme fırsatımız oldu. Hem de oradan başlamak bizim için, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir parçada öykündük, öyle söyleyelim. Az önce Kayseri bir ticaret şehri dediniz. Burada da özellikle kadın girişimcilik için önemli açıklamalar yaptınız. Girişimcilik de çok iyi ama kadın bazında, kadınlar olarak girişimcilik biraz böyle Kayseri kadınlar biraz daha mı geride böyle? Yok, onu söyleyemem. Şöyle, bu Anadolu kadınları inanılmaz cevher. Her yerde böyle. Yani Hakkari'de de var böyle gözleri çakmak çakmak ateş gibi kadınlar. Kayseri'de de var, Balıkesir'de de var, Aydın'da da var, Amasya'da da var. Sadece bazen biraz sessiz kalıp bir fırsat bekliyorlar, bir kapı bekliyorlar, bir ışık bekliyorlar. Biz bugün o ışığı açtık. Bir kapı araladık onlara. Ve ben inanıyorum ki Kayseri'nin zaten hamurunda olan o cevval girişimci ruhu kadın. Zaten o cümleniz hep başlığı atılmış. Hamurunda var. Var mı hakikaten? Ya ben ona inanıyorum. Yani ben ona inanıyorum. Yani ticaret denince ilk akla gelen şehirlerden birisiniz yani Kayseri. Ama şu var. Sadece Kayseri özelinde söylemiyorum. Anadolu kadını böyle bir kadın. Bakın bu ülkeyi kuran, sırtında mermi taşıyan kadınların torunlarıyız biz. Kayseri ve Türkiye için hayal kuran kadınlar diyorsun. Hakikaten hayal kurabilecekler mi? Hayal kuracaklar. Zaten kuruyorlar. Biz o hayallerini gerçekleştirmeleri için bir kapı araladık aslında. Hayal kuruyor kadınlar. Kadınların büyük hedefleri var, büyük hayalleri var. Dikkat edin. Pek çok hepimizin hikayesinde hayal kuran ya bir annenin çocuğuyuz ya da bir babanın çocuğuyuz biz. Bu son derece önemli. Şimdi bugün muhtarlar günüydü. Sanırım kadın muhtarları da ziyaret ettiniz. Ettik. O nasıl geçti efendim? Şöyle en kıdemli kadın muhtarımızı ziyaret ettik. Keşke gönlümüz arzu etseydi hepsini ziyaret etseydik. Ama onlar da sağ olsunlar, diğerleri de haber alıp oraya geldiler. Orada bir hem günlerini kutladık hem de mutlu oldum. Alana hakimler, muhtarlar, iki defa seçilenler var. Ve ne yapmak istediklerini ve bundan sonraki hedefleriyle ilgili iyi donanımları var ve beklentileri var. Bize beklentilerini de ifade ettiler. Bize de ödevler verdiler. Teşkilat çalışması da yaptınız. Neler konuşuldu? Mesela ben siz sosyal medya hesabınızı takip ediyorum. Kayseri'de de bayağı bir değişim var Kadın Kolları Başkanı. Yeni bir vizyon, yeni bir açılım var. Şöyle, bizim kongrelerimiz hep değişim olur. %50'dir ortalamamız bizim. Yani ilçe, ana kademe, kadın kolları fark etmiyor. Aşağı yukarı %50 değişiriz biz her kongrede. Yeni gelen arkadaşlarımız olur. Kıdemli arkadaşlarımızı muhafaza ederiz. Ama şu da var. Bizde değişimde bir küskünlük, kırgınlık olmaz. Biz gönüllüler ordumuzu büyütürüz. Onun için bugün eski kadın kolu başkanlarımızdan da aramızda olanlar vardı. Biz 2023 hedefimize kilitlendik kadın kolları olarak.
2023. 2023'e kilitlendik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Hem sahada olacağımıza hem hiçbir açık alan bırakmayacağımıza ilgili. Bu sözümüz tutmak için ben kendi adıma sahadayım ekibimle beraber. Ama şunu söyleyeyim, bizim tek başına sahada olmamız yetmez. Siyaset bir ekip işidir, takım işidir. Ve büyük işler iyi takımlarla başarılır. Ve ben Kayseri'de bugün o iyi takımı gördüm, Kayseri özelinde söylüyorum. Ve bizim kadın kolları teşkilatlarımızda takımın iyi birer parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bir güç var. Ve onun için biz bugün önümüzdeki bir yılın çalışma takvimini çalıştık. 2023'ü hazırlanıyoruz dediniz. İşte kadın girişimi çalışmalar söylüyorsunuz. Peki seçimlerde şöyle bir eleştiri yapılıyor. AK Parti'de kadınlar çok önemli. Özellikle alınan oylarda kadınların büyük emeği var. Peki milletvekili aday listelerinde, belediye meclis üyesi listelerinde ve diğer listelerde yeterince kadınlara AK Parti'de yer veriliyor mu? Şöyle 2002'ye kadar, bakın 1935'te parlamentoda kadın oranı %4, 4.1. 2002'ye kadar bu oran hiç aşılamadı biliyor musunuz Murat Bey? Yani 35'te elde ettiğimiz kazanımı 2002'ye kadar hiç artıramadık biz. %1'in altına düştüğü dönemler oldu. Ama bugün 2002'den itibaren artan bir seyir var ve şu an parlamentoda %17.6 kadın milletvekili var. AK Parti'nin bir başka farkı var. AK Parti teşkilatlarını bir siyaset okulu gibi çalıştırıyor. Bugün 54 milletvekilimiz var. Bunun 45'i teşkilattan yetişen arkadaşlarımız. Ya il başkanlığından geliyorlar, ya genel merkez teşkilatından geliyorlar, ya da kurucular, parti kurucusu. Onun için AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nı aynı zamanda siyaset okulu gibi çalıştırıp daha farklı kademelere insan kaynağı yetiştiren bir kurum. Son sorularım, çünkü Ankara'ya gideceksiniz. Vaktimiz çok az biliyorum. 20 yaşlarındaki Ayşe Keşir engellilere yönelik bir dergi çıkarıyordu. Engellilere... Onlarla ilgili de projeler yapıyor musunuz? Bir de muhafazakar kadınların şehir hayatındaki sorunlarını ele almıştınız. Muhafazakar hayatta kadınlar şimdi nasıl? Şöyle, dergi çıkartmıyordum. Dergide başladım mesleğe. Yeni mezun oldum 89'da. Türkiye'nin ilk engelliler yayınında muhabir olarak başladım. Yaşama sevinci. Dergi kapandığı için adını rahat verebilirim. Engelliler konusu benim sosyal politikalar alanında yüksek lisans da yaptım daha sonra. Benim için o bütün sosyal politikalar alanı içinde çok... ayrı bir yeri vardır. Çünkü o dönemde 89-90'da Türkiye'de engellinin adından bahsedemiyorduk. Konuşamıyorduk. Yurt dışından misafirlerimiz gelirdi BM'den. Türkiye'de engelli yok derlerdi. Niye derdik? Sokakta görmüyoruz derlerdi. Bugün 2005'te bir kanun çıkardık. Külliyatlı bir kanun. Ve artık engelliler ücretsiz eğitim, ücretsiz rehabilitasyon, evden ücretsiz pek çok hizmeti alıyorlar. Şimdi bunları sayacak değilim burada. Ama engelliler konusunda evet çok şey yaptık ama yapacak işlerimiz de var. Diğer konuya gelince... Ne yazık ki, bakın Cumhuriyet'in 98. yılını evet. Önümüzdeki hafta idrak edeceğiz. Bu Cumhuriyet'te biz, bugün 42 milyon kadınsa bizim hepimizin nineleriyle beraber kuruldu. Fakat ne yazık ki zaman içinde kadınlar arasında bazı ayrışmalar oldu. Ayrıştırmalar oldu, suni ayrıştırmalar. Kırkent bu kadınların hepsinin bu Cumhuriyet'in sahibi. Şehirde muhafazakar olmak tek başına kadının da sorunu değil aslında. Ama şu bir gerçek, eğer bir... yani aldığımız öğreti ve terbiyeden söylüyorum. Tasavvufta da böyledir. Diğer terbiyelerde de böyledir. Marifet zaten şehirde olmaktır. Şehirde yapmaktır o işi. Ve eğer din adına söylüyorsam haddim değil. Konuşmak benim haddim değil ama bu din şehir dinidir aslında. Şehirde yaşanacaktır. Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda 80 milde kadın emeği Türkiye istikbali buluşmalı. Umarım güzel geçer. Bugünkü verdiğiniz konferans ve organizasyon umarım güzel olur ve kadınlarımız, girişimciler bu devlet desteklerinden bilgi sahibi olur ve alırlar. Ben bir şey ilave edebilir miyim? Lütfen. Bir proje daha yapıyoruz. Çok taze, hanımefendinin himayesinde yapıyoruz. Lise eğitimini yarım bırakmış kadınlara lise eğitimlerini tamamlasınlar diye bizim teşkilatlarımız organizasyon desteği verecek ve onlara farklı programlarla lise eğitimlerini tamamlasınlar istiyoruz. Nerede kalmıştık projemiz? Ve teşkilatlarımız kapılarını çalacak mahalle teşkilatlarımız kadınların. Eğer lise eğitimlerini yarım bıraktılarsa ve içlerinde bir o diploma ukde kaldıysa biz yanlarındayız, onlara destek olacağız ve bunları tamamlasınlar. Çünkü kadını güçlendiren iki şey var. Bir eğitim, biri diğeri de istihdam. Biz bu iki ayağında kadınlar dimdik üzerinde dursun istiyoruz. Harika. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Umarım bir başka yine Kayseri'ye bekleriz. Geldiğinizde şöyle güzel bir paslama doğrarken görüntüsünü de görmek isteriz. Çok sağ olun. Çok zor bir şey söylediniz. Cesaret edebilir miyim bilmiyorum. Lafaramızda cibrilik yapmadı değil mi bizim arkadaşlar? Estağfurullah. Peki çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Sizi Ankara'ya yollayacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından haber odası devam edecek.